Edirne'ye dün gece geldim 2.30-3 gibi İstanbul'dan. Şu anda kaldığım pansiyondan çıktım. Kahvaltı yapacak yer arıyordum. Karşıda bir menemen yapan bir yer var. Hem orada kahvaltı yapayım, menemen yiyeyim hem de bir lezzet testi yapalım. Şimdi menemen siparişi verdik, bekliyoruz. Menemenimiz geldi. Menemiz bu şekilde. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Nasıl Edirne'nin en meşhur menemencisine geldik. Dükkanın sahibi Ahmet abi. Ahmet abi, menemeni yedim, çok beğendim gerçekten. Çok lezzetliydi. Benim en sevdiğim yemek menemen yemeğidir. Devamlı kendime de yaparım evde sık sık. Kaç yıldır abi bu dükkanı işletiyorsun? Menemeni 1992 yılından beri yapıyorum. 92'den beri buradasın yani. Yani 30 yıl gitti. Ağırsız. Esas kök olarak da 72 senesi gelir. Esas... Arkadaşlar hoş geldiniz. Menemen yapmaya başladığı zaman 72 senesi dedi. Ama burada 92'den beri. Burada olduğu yerde 30 seneden beri menemen yapıyorum. Dikkatimi çekti. Buranın haricinde esnaflar da var galiba. Esnaflara da evet. Arkadaş gidiyor geliyor. Vızır vızır maşallah. Maşallah şey vardı. Kaç tane esnaf var aşağı yukarı? Vallahi bilmiyorum. Erken isteyen olduktan sonra fazla uzakta servis yapmıyoruz. Onlar telefon ediyorlar. Telefonla biz hazırlıyoruz. Geliyorlar, alıyorlar. Gidiyorlar. Afiyetle yiyorlar. Burası şehrin merkezi galiba. Merkezi. Ben yeni geldim. Merkezlerde. Evet, merkezi. Şehirde kaldım otelde. Evet. Yeni çıktım yani. Yeni şehrin merkezi zaten burası. Saraçlar Caddesi. Saraçlar Caddesi nerede oluyor? Kuşuz Cadde. Efendim, Saraçlar Caddesi. Oradaki vatandaş buraya gelir. Merkez olarak buraya gelir. Görürler. İnternetten bulurlar. Efendim, hemen hemen yalan gibi gelecek ama 3 milyon 4 milyon kişi izler maşallah bizi. Çünkü daha önce de sizden önce de gelenler oldu. Yemek.com geldi. Ben inanın burayı tesadüfen buldum. Tam karşıya evet. Döndüm. Böyle menemen yedim. Menemen yazısını gördüm, ben dayanamam. Hemen otururum yani. Evet. Yemek.com geldi. Ondan sonra Arvidan Yiyoruz.com geldi. Çok güzel gezdik.com geldi. Ondan sonra en meşhur olarak da Refika Hanım geldi. Refika Hanım Mutfağı geldi. Lokma Dergisi geldi. Uçak Yolcusu geldi. Şimdi en sonunda sizler, yani siz geliyorsunuz. Sizi de kırmadığım için çok teşekkür ederim o zaman. Böyle röportaj vermeye kabul ettim. Ahmet abiyle güler yüzlü bir sohbet gerçekleştirdik. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Az önce bir menemenciye uğradım. Menemenin tadına baktık. Yanında da bir büyük bir çay içtik. Hemen arkamda, tam arkamda şu arada. Gerçekten güzeldi, doyurucuydu. Tahmin ettim aslında buranın meşhur menemencisi diye. Gerçekten Edirne'nin en meşhur menemencisiymiş. Ahmet abi işletmeci. Kendisiyle de hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Menemen fiyatı da çok uygun gerçekten. 20 lira menemen, 3 lira da çay. Toplamda hesap 23 lira. İnanılmaz bir rakam. Nerede yerseniz yiyin bugün bir menemen 50-60 lira, 70 liradan aşağı almazlar. 23 lira hesap ödedim. Edirne'nin en meşhur menemencisinde. Yolumuza devam edelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Amca hayırlı işler. Sağ ol. Bir tane limonata almak isterim. Verim abi. Soğuk. Soğuk olsun abi. Kaç senedir sen bu işi yapıyorsun? Benim hemen hemen 45 sene oldu. Maşallah ya. Hep eski usullerle devam değil mi? En eski abi. Valla. Mayası yanımda, ayağımı yanımda. Valla süper. Maya yanında diyorsun. Valla süper ya. Valla bu sıcakta limonatacı gördüğün zaman üzeceksin. Başka çare yok. Bayağı bir sıcak. Amca da 45 yıldır bu işi yapıyormuş. Eski usullerle yapıyor. Ben de bu zaten bu tarz yerleri gördüm mü gerçekten hemen yaklaşıyorum. Seviyorum yani eski şeyleri, klasik şeyleri. Şimdi limonatamızı içelim, rahatlayalım, sonra yolumuza devam edelim. Limonata da çok güzelmiş bu arada, az önce tadına baktım. Abiden az önce şurada arabası. Bu
limonata aldım. Dinleniyorum, hava çok sıcak bugün. Bu normal limonata, marketlerden aldığınız limonata ya da sağda solda aldığınız limonatayla karıştırmamak lazım. Unutun onları. Gerçekten şu orijinal limonata. Hiç rahatsız etmiyor içtiğiniz zaman. Şişkinlik yapmıyor. Birebir orijinal limonata. Nefis bir tadı var gerçekten. Abi geldim. Arkadaşlar gördün mü? Bunlar bile ırgaladığınız ama anladın mı? Meyveleri karışır yani. Abi limonatacılığın sırrını veriyor. Vay be. İsim neydi abi, yine unuttum. Asım abiyle tanıştık az önce. Limonatasından da içtik. Gerçekten çok lezzetliydi. Şimdi ben yoluma devam edeceğim Asım abi. Abi görüşürüz. Kolay gelsin. Arkadaşlar eyvallah. Orijinal limonata el yapımı Edirne. La Lezar Restoran Çay Bahçesi Kahvaltı Salonu. Her şey dahil giriş. La Lezar'a geldik. Meşhur Edirne ciğeri, meşhur Edirne köftesi, tatlı çeşitleri, çay bahçesi. Girelim bakalım neler var. Az önce La Lezar'ın ana kapısından girmek istedim. Herhalde kışlık bölüm kapalı. Yazlık bölüm önümde. Sanırım orası açık. Galiba burada. Evet, burası açık. Lalezar'ın yazlık bölümünden içeriye girdik. Burada aynı zamanda düğün organizasyonu da yapılıyor. Hem restoran, hem çay bahçesi, hem düğün organizasyonu hepsi bir arada. Şimdi burada ciğer yiyeceğim ve Edirne'deki işim bitecek ve şehirden ayrılacağım. Bugün menü de var. Mesela serpme kahvaltı, sağında yumurta, menemen, rumeli lokması, tepsi böreği, patates kızartması, pankek, sosis, bal reçel. Bugünkü menü bu şekilde. La Lezar restoranın iç kısmı bu şekilde. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ciğer yiyeceğim de bir çekebilir miyiz şöyle kısa etrafı? Sağ olun. Çok kısa, insanları rahatsız etmeden şöyle bir kısa çekelim. Karşıda da tarihi Mecidiye Köprüsü var. Onu da bir alalım. Abi sen de arabaya bak. Rahatlıyorum ya. Çünkü yani mal sattım. Anladım. Köşkü yeri. Yoksa onun için de restorana göz attım. Galiba Edirne'nin Meriç Nehri kıyısındaki en güzel restoranı burası herhalde. Zaten burayı tavsiye etmişlerdi bana. Az sonra kendime bir ciğer tava sipariş edeceğim. Bakacağım bakalım gerçekten anlattıkları kadar lezzetli mi? Daha sonra bir kritik yaparız. Ciğer tavamız geldi. Kokusu da gerçekten çok güzel geliyor. Yoğurt da güzel görünüyor. Şimdi tadına bakalım. Şöyle yarıladık ciğeri. Şöyle yarıya kadar geldi. Şurada biber var. Şu biber. Şuradaki biber. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama bu çok güzel bir çıtır biber haline getirmişler. Ağza çok hoş geliyor. Ciğer zaten bambaşka bir tadı var. Yoğurt da gerçekten güzel, organik bir yoğurda benziyor. Normal olarak
Edirne dışındaki yaşadığımız yerlerde yediğimiz ciğer klasik bir ciğer olarak bilinir. Yani et daha lezzetli olarak bilinir ciğerden. Ama burada yediğiniz ciğer inanın et kadar lezzetli. Hatta bazı et yemeği türlerinden de daha lezzetli diyebilirim. Gerçekten çıtırlığı olsun, lezzeti olsun, bu az önce bahsettiğim biberin çıtırlığı olsun. Gerçekten Edirne ciğerini Türkiye'deki en meşhur ciğeri haline getirmiş bu bütün etkenler. Lezzet testi fazlasıyla sınavı geçti. Normalde ben böyle tabak yarıma gelmişken paylaşım yapmıyorum. Bir dolu bir boş olarak paylaşıyorum. Özellikle tabak yarıdayken bir şeyler anlatmak istedim ki daha iyi anlayabilin diye. Ciğerden çok memnun kaldık. Az sonra fiyat performansını da paylaşırız ve restorandan ayrılırız. Edirne'nin hatta Türkiye'nin en meşhur ciğer restoranındaydık. Lalezar restoranındaydık. Normalde ciğer ben yemem, çok sevmem ama buradaki ciğeri çok severek yedim. En az et kadar lezzetli. Fiyat performansına gelecek olursak zaten gösterdim görseli size. Bir tabak ciğer, yanında yoğurt, kocaman bir yoğurt tabağı. Onun yanında da limonlu soda içtim. Sadece 102 TL tuttu. Edirne'nin en güzel restoranında ciğer tava yiyorsunuz, sadece 102 lira tutuyor. Bence çok pahalı değil. Her konuda sınavı fazlasıyla geçti. Edirne Lalezer restoranı çok memnun kaldık. Bu arada Edirne turum da sona ermiş oldu ama tur devam ediyor. Bir sonraki rotam Tekirdağ olacak. Bugünlük Edirne maceramız bu kadar. Tekirdağ'da görüşürüz.